Kinder Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Wester markasının VS 1513 modelli alarmlı mini hoparlör speaker arkadaşlar. Aynı zamanda FM radyolu hoparlör. USB flash bellek çalıştırıyor. Hafıza kartı çalıştırıyor. FM radyosu var. Alarm kurabiliyorsunuz. Bunun incelemesini yapacağız. Kutu açılımına geçmeden önce kutu üzerinde yazan teknik bilgilerden ve diğer bilgilerden biraz bahsedelim. Ürün Çin'de üretilmiştir. Alarm var, saat göstergesi var ve saati alarmı açıp kapatabiliyoruz. FM radyosu var. USB flash bellek okuyor. Hafıza kartı ile müzik dinleyebilirsiniz. AUX kablosu ile müzik yine dinleyebilirsiniz. Büyük ekran yazmış. Çıkış 3 watt. 3 watt ses gücü varmış. Ve speaker empedansı 4 ohm yazıyor arkadaşlar. Onun dışında kutu üzerinde renkleri var. Şöyle siyah, kırmızı. Bu kırmızı ön paneli siyah. Tamamı siyah, ön panel kırmızı olan bir çeşit var. Kırmızı diye geçmiş. Bu siyah. Beyaz. Ön paneli mavi olan var. Mavi ön paneli ahşap şeklinde olan var. Biz de bu işaretlenmiş beyaz rengi ona bakacağız. Şuradaki bilgilere bakmıştık. Burada da aynı şeyler, evet aynı şeyler yazıyor arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Ürünümüzü inceleyelim. Kutu içerisinden çıkanlar bir adet Wester VS 1513 modelli radyomuz. Masa saatimiz. Bir adet şarj kablosu. Ucu mikro USB değil arkadaşlar. Kalın olan mikro. Bir tarafı USB. Kutu içerisinden adaptör çıkmadı. Biz bunu powerbankimizle ya da evdeki fazlalık adaptörümüzle ya da bilgisayarın USB girişinden şarj edeceğiz. Bu kablo aynı zamanda AUX kablosu da var. AUX kablosunu takarak da yine müzik dinleyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir kenara bıraktım. Sonra kutu içerisinden şöyle bir adet İngilizce bir tarafı, bir tarafı da Çince kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Burada alarmı nasıl kuracağımız, saati nasıl kuracağımız bunlarla ilgili bilgiler var. Biz şimdi kendimiz bunu uygulamalı olarak yapacağız. Yapamadığımız zaman buradaki bilgilerden faydalanacağız. Kullanma kılavuzu Türkçe olmadığı için İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız da oluyor. Bundan dolayı bir video çekmek istedik. Ürünümüz böyle poşetli. Bu Wester markasını karaoke mikrofonlarından bilirsiniz arkadaşlar. Karaoke mikrofonlar ve böyle nostaljik, retro, vintage ürünler üreten bir firma arkadaşlar. Şimdi ürünümüz bu şekilde. Ekran üzerinde de korumalı bandı var. Herhangi bir çizik oluşmasın diye bir koruma bandı yapılmış. Onun haricinde şarjı değiştirilebilir şarj ama herhangi bir yerden kapak yok. Yani bunu herhangi bir sorun olduğu zaman bataryasında vesaire bir teknik servisten ya da kendi teknik servisimizden destek alabilirsiniz. Ürünün üzerinde şurada açma kapama düğmesi yani ses açma kapama açma kısma düğmesi var. Açma kapama düğmesi burada. Şöyle basılı tutacağım. Açılmadı. Ben bunun tanıtımını yaparken bir yandan hızlıca şarj olsun arkadaşlar. Bazen böyle ürünleri videosunu çekmeden önce daha test etmiyorum. Video esnasında genelde test ediyorum. Önceden dersime çalışmıyorum yani. Şimdi şunun mikro girişini buradaki şarj girişi 5 voltluk DC 5 voltluk yere taktım. Powerbank'ten güç alacağım. Aynı zamanda zaten taktığım an ekran gelecektir arkadaşlar. Bakın basılı tuttum ekran geldi. Şu an şarj oluyor. Bir yandan şarj olsun bu. Onun dışında şu tara anteni var. Şuradan antenini açabiliriz. Şöyle. Güzel bir anten de var. Kısa. Kapatalım tekrardan. Şu üst tarafında marka model yazıyor. Onun alt tarafında şurada hafıza kart giriş yeri var. Hafıza kartıyla da müzik dinleyebilirsiniz.
Yaklaşık yani 32 demek istemiyorum bu tarz cihazlarda. 16 GB'a kadar hafıza kartı destekler. Şu an bu kullanma kılavuzunda öyle bir bilgi yok. Ama biz 16 diyelim. Belki 32 de destekleyecektir. Burada ses açma kapama düğmesi var demiştim. Onun hemen yanında kulaklık girişi var. Kulaklık da takıp diyelim ki toplu taşıma kullanıyorsunuz ya da dışarıda kalabalık ortamlarda, kamuya açık alanlarda kullanıyorsunuz. Ürün kutu içerisinden kulaklık çıkmıyor. Bunun da bilgisini verelim. Siz kulaklığınızı takarak müzik dinleyebilirsiniz yine. Buradan flash bellekle müzik dinleyebilirsiniz. Flash bellek takarak müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünü açtık zaten. Direkt açtığımızda 00 ile başladı. 1 dakika ileri gitti. Burada alarm düğmesi, zaman düğmesi, döngü, mod düğmesi hepsi mevcut arkadaşlar. Bu üründe Bluetooth var mıydı? Ona da bir bakalım. Olan özellikler saat, alarm var. Ondan sonra time açma kapama var. FM radyosu var. USB var. TF kart destekliyor. AUX var. Ve AUX output var arkadaşlar. Ultralar screen demiş. Display. Yani büyük ekran demiş. Gördüğünüz gibi zaten tasarımda tuşlar baya küçük kalıyor ama ekranımız gayet büyük. Bunda Bluetooth'lu değil arkadaşlar bu ürün. Kulaklık takılabiliyor. Peki AUX'u nasıl yapacağız derseniz bir ucunu buraya takacaksınız. Ürünün diğer ucunda telefonumuza takacağız ve telefonumuzdan müzik açabileceğiz. Şimdi biz buradan saati ayarlayalım. Kaç yapalım saati? Biz diyelim ki 10 yapalım. 10 yaptık. Sonra dakikaya geçtik. Tekrar buna bastık. Dakikayı da 50 geçsin. 10'u 50 geçsin. Evet, 10'u 50 geçiyor. Tamam dedik. Şu anda gördünüz basit. Şuradaki saat böyle şu altta çizgili olan bu eski saatler şeklinde şöyle yaklaştıralım. En soldaki saat arkadaşlar. Bastığımızda saati kurabiliriz. Örneğin tekrar değiştirelim. Bastığımda şu anda burada videoda fark ediyorum. Ekran böyle titremiyor arkadaşlar. Burada şu anda titremiyor. Ancak kameradan çektiğimde LED patlamalarından dolayı gidip gelmeler oluyor. Bu şekilde çalışmıyor. Yani şu an sabit bunlar. Ancak videoda o şekilde gözükmüyor. Buradan saati kuralım. Buna bir kez bastığımızda bu saat kısmı yanacak. Yanıp sönecek. Bakın yanıp sönüyor. Biz bunu diyelim ki 0 9'a kurduk. 09. Bir kez bastım dakika yanıp sönüyor. Bunu da 40 geçsin. 9'u 40 geçsin. 9'u 5 geçe yapsaymışız anlamlı olurmuş. Şimdi nasıl yapalım? Alarma geçelim. Alarmda da bakın alarm kuralım. Evet, alarm modu açıldı. Basılı tutmamız gerekiyor. 9'u 0 9 bir daha basalım. Yan tarafa geçelim. 41. 41 olsun. Bir kez bastım. Tamam, alarm şu anda kuruldu. Burada da alarm açık diyor. Alarmı açıp kapatabiliyoruz. Onun dışında timer demiş. Timer'da zaman aralığı var. Haftanın 5 günü işte burada. Bir daha bakalım. Alarmı açıp kapatabiliyoruz. Döngü var. Evet, burada mod var. Şimdi hemen kısalım arkadaşlar. Çünkü müziklerden dolayı telif yiyoruz. Ama yine de açalım. Telifim zaten şu an tanıtım videosu açmak zorundayız. Diyelim ki 87.5 açıldı. Biz diyelim ki 96.2'yi açalım. 9, 6, 2'ye bastım.
96,2 geldi ama çekmiyor. 91,6 olsun. Yani 9'a 1'e 6'ya basıyorum üstten. Evet. Böyle bir kanal çıktı. Başka bir şeye basalım. Ne olsun? 102,5 olsun. Kanal da pek çekmedi. Şimdi 106,5 olsun. ...104,3 olsun. Anteni açalım bakalım. Çünkü bulunduğum yerde pek radyo çekmiyor. Başka açalım. Şu an radyo frekansları aklımda değil. 103,0 olsun. 103. Sıfıra basmama gerek yok. Direkt 103,0 gelir. Ha, gelmedi. 103,0. AUX modu var. AUX modunda dinlemek için AUX modunu alıyoruz. Telefonumuzun AUX girişine ya da herhangi bir müzik vericinin, bu MP3 olur, AUX girişine takıp müzik dinleyebilirsiniz. Moddan çıktım. Yine AUX modundayken USB flash bellek takarak da müzik dinleyebiliriz. Bakalım burada. Taktığım gibi okudu. Bir sonraki şarkı. Şimdi FM modunda biraz kısayım. FM modunda play pause düğmesine basılı tutacağım. Bakalım hafızasını alıyor mu? Evet. Bakın. Play pause düğmesi şuradaki düğmeye basılı tuttuğum zaman çeken kanalları hafızasına almaya başladı. Biraz alsın. Almaya devam etsin arkadaşlar. 22 oldu. 23 diye gidiyor. Yarıda kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım kaç tane hafızaya kanal alıyor. Şu an 42'de. 43 devam ediyor. Yarıda kesmeyeceğim. Tamam. 53 oldu, 54 oldu. Evet, 54 tane kanal hafızasını aldı. Yani bu çeken kanallar, düzgün çeken kanallar. Yani belki sizin bulunduğunuz alanda, lokasyonda 70 kanal çekiyorsa 70'ini de alacak demektir. Şimdi ileri geri düğmesiyle kanallar arası geçiş yapabiliriz. Bakın. 2 3 4 5. Mesela 7'ye bastığımda muhtemelen 7. kanala gidecektir. Bakalım. Evet. 7. kanala gitti. 45'e basalım. Evet, bakın 103,7 45'e geldi. Örneğin 38'e basalım. Evet, gördüğünüz gibi 38. kanala geçti. Ürün bu şekilde. Şu anda bir alarmını çaldırmadık. Bir moddan çıkalım. Saat moduna gelelim.
Saatimizi de alarmımızı kuralım. Alarm 09 49 olsun. Şu an alarmımız 09.49'a kuruldu. Şu an saat 48 geçiyor. Alarmını da çaldıralım ve videomuzun kapanışını yapalım. Alarm çalana kadar şunlardan biraz bahsedeyim. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Diğer kullanıcıların yorumlarını da satın alma sayfasındaki yorumlardan okuyabilirsiniz. Bu ürünle ilgili sizin de sorularınız varsa onları yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Bakın alarm ötmeye başladı. 9.49 oldu. Alarm tuşuna tekrar bastım ve kapattım. Ürünün kullanımı bu şekilde. Kompakt bir ürün, güzel bir ürün. Tavsiye ederim. İdeal bir ürün arkadaşlar. Alarm kurabiliyorsunuz. Tek eksiği bunu da tabii siz eksik olarak görüyor musunuz bilmiyorum. Bluetooth'u yok. Ama USB flash bellekten müzik çalabiliyoruz. Az önce çaldım. Hafıza kartından da müzik çalabilirsiniz. Ve kulaklık takabilirsiniz. Aynı zamanda bu kabloyla AUX bağlantısı yaparak da moddan bakın AUX bağlantısı yaparak da müzik dinleyebilirsiniz. Bir kez bastım kapandı. Şarj olma göstergesi de var. Tamamen şarj olduğunu, buradaki pil göstergesi sabit yandığında şarj olmuş demektir. Tekrar şunu söyleyelim. Buradaki ışık patlamaları, buradaki videodan dolayı ledler patlıyor gibi gözüküyor. Ancak öyle bir durum yok. Ürün gayet güzel çalışıyor. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Ürünle ilgili şimdi ölçüleri de verelim. Bunu çıkarıyorum artık. Ürün ölçülerini de verelim ve bataryasının miliamperi teknik olarak şurada yazıyor mu onlara da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ürün şöyle uzunlamasına 11 santimetre, yerden yüksekliği ise 7,5 santimetre, kalınlık ise 3,5 santimetre kalınlığı var arkadaşlar. Ölçüler bu şekilde. Kompakt bir ürün. Dediğim gibi hoparlör ses çıkış yeri burası. Bandrollü güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Alarmı da kurabilirsiniz. Onun dışında şurada teknik bilgilerden biraz bakalım. Var mı? Şu tarafına bakalım. Burada alarmın 15 saniye, 30 saniye, 45 saniye, 60 saniye olarak çalabildiğini söylemiş. Pardon, dakika olarak. 15 dakikada bir aralıklarla. Teknik olarak batarya kapasitesi yazmamış. Benim tahminim bu tarz ürünlerde 400 miliamper batarya. Bu da orta ses seviyesinde. Yani 7-8 saat kullanabileceğiniz bir ürün. Belki daha fazla da kullanabilirsiniz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.